talimatla bugün adına hukuk diyemeyeceğimiz, yargı diyemeyeceğimiz, kanun diyemeyeceğimiz bir rezilliği, bir kepazeliği yaşadık. Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimden alıyorlar? Gerçekten bunun cevabını vermek zor. Ama bilinmesi gereken bir şey var. Bunun hesabını soracağız. Bu cellatlardan bu hesabı soracağız. Yaptıkları yargılama değildir. Uyguladıkları yasa değildir. Yürüdükleri yol usul değildir. Fazla anlatmama gerek yok. Çok arkadaşımız var. Bugün serbest kürsü yapacağız. Herkes konuşacak. Hiçbir sıkıntı yok. Söz isteyen sadece işaret etsin bana, yeterli. Evet, Uğur Yetimoğlu ile başlıyoruz. Her yer Kasım, her yer direniş. Çok zor değil mi? Çok Kasım, her yer direniş. Arkadaşlar, bana işaret etmeniz yeterli. Ben sırasıyla söz vereceğim. Yalnız sadece istediğim şey konuşmalar. Bakın ben ne kadar kısa konuştum, ona göre konuşun. Evet, bizim içimizden. Kemal abiyle kısa konuştuk, düşünün. Sayın meslektaşlarım, değerli basın mensupları, ülkemizde son 20 yıldır tekrar ederek devam eden hukuk dışılığının bir çıplak örneğini, acı örneğini dün yeniden yaşadık. Biz hukukçular her koşulda hukukun üstünlüğünü savunacağız. Bu devranın böyle gitmeyeceğini haykıracağız. Bu tür hukuka aykırı uygulamalar, hukuka aykırı kararlar bizim mücadele azmimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaklardır. Hükmedenler ve zulmedenler bilmelidirler ki gelecek kesinlikle demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kurtuluş yok, hep başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, hep başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Şimdi de Ali Rıza Dizdar arkadaşımız konuşacak. Merhabalar. Biz çarşı avukatları olarak her şeye karşıyız demiştik. Ama biz bu arkadaşların sonuna kadar yanındayız. Bu adaletsizlik duvarları eninde sonunda yıkılacak. Ve onlar bu duvarların altında kalacaklardır. Bizi figüran gibi davaya birleştirmek istediler. Ama davadan ayırmak zorunda kaldılar. Çünkü hakikatleri ortaya çıkaran bir çarşı vardı. Bir de adaletsizlikle uğraşan kahraman arkadaşlar vardı. Taksim bizim onurumuzdur. Teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili avukat arkadaşımız Can Atalay'ın bir mesajı var. O geldi. Avukat Güren Damşan okuyacak mesajı. Akçay aynı mesajı. O zaman geliniz okuyun. Şan dedi galiba. Gel, seni anons ettim, gel. Hiç fark etmez yani. Hayır, tamam, fark etmez. Çok özür dilerim, bir saniye. Şöyle WhatsApp'tan geldiği için. Evet. Yok, fark etmez. Ben tutayım telefonu sana. Arkadaşımız avukat Can Atalay'ın Silivri cezaevinden adalet nöbetine olan mesajını okumak istiyorum. Ülkenin gündemi açlık, yoksulluk ve örneğin gıda güvenliğimiz olması gerekirken hiçbir hukuk kuralı tanımadan saçma sapan şeyler ile meşgul ediyorlar. Biz İstanbul'un kent merkezinde son kalan müşterek kamusal bir yeşil alanı, afet sonrası toplanma alanını savunduk. Polisin şiddetine karşı çıkan her bir insanımız kendi itirazını aldı geldi. Taksim gezisi farklı fikirlerin, farklı dünya görüşlerinin çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ortamda barış içinde yaşayabileceğinin somut kanıtıdır. Taksim gezisi ekmeği paylaşmanın, imecenin tadını bu memlekete
yeniden anımsatandır. Gezi bu toprakların eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Gezi'nin toplumsal, politik ya da hukuki bakiyesini ancak onurla taşırız. Gezi'yi savunduk, savunuyoruz ve savunacağız. Adalet istiyoruz. İnsan, hava, toprak ve su için adalet. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Can Atalay, Silivri Cezaevi, 9 No'lu.